Selamun aleyküm. Keyifler yerinde mi? İyisiniz inşallah. Maşallah, maşallah. İyi gördüm sizi. Evet, bugün Avusturya'dayız. Avusturya'da çok olmaya başladık. Artık çok olduk Avusturya'da. Biraz şöyle kendimi ortalayayım. Heh, tamam ve iyi sanki. Avusturya'da geçen videoda bir kantara girmiştik. Bir başka ucunda. Şimdi az önce başka bir kantardan, yani Meggenhofen kantardan geçtikten sonra ilk Körpark'a girdim. Körpark nedir? Daha önceki videolardan muhakkak bilenleriniz vardır. Benzinlik yok. O zaman Körpark oluyor. Girdim ve trene doğru gidiyorum. Malum geçen servis doz olayı yazmıştık ya, yazınca bir sonraki servis trenle gitmek gerekiyor. Onu da nasıl yazılır gösterecektin abi, unuttun diyen bir arkadaşımız vardı. Ben abartmayı sevmem. Bir sürü soru geldi falan değil, bir kişi sordu bunu. Efendim şöyle kutucuklar var. Buraya Avusturya'ya girdiğin sınır kapısını ve tarihini atıyorsun. Buraya çıktığın kapıyı ve tarihi atıyorsun. Tabii girdiğin zaman bunu yazıyorsun sadece. Başka bir şey yazmıyorsun. Bunu girmeden önce yazıyorsun ama. Ondan sonra çıktıktan sonra da bunu yazıyorsun. Dönüşe geçtiğin zaman girmeden önce bunu yazıyorsun. Yazmışız. Çıktıktan sonra da bunu yazıyorsun. Çıktıktan sonra ne yazacağım? Kalemin mürekkebini bozacağım şeklinde. Bu böyle duruyor. Elimde kalmış bu da. Bu çöp yani, anlayacağınız. Hatıra olsun diye saklayacağım onu da. Malum bu evrağı bu Avusturya söylemeyeceğim hadi. Avusturya mezalimi bu evrağı trene binmeden vermiyor. Biz de tren biletimizi aldık. Trene bindik, gittik. Hollanda'ya yükümüzü boşalttık. Dönüyoruz. Onunla ilgili küçük bir detay vereyim. Ondan sonra yola çıkalım, trene gidelim. Bundan sonra başka tren videosu yapmayacağım arkadaşlar. Son tren videosu bu. Bir daha tren videosu yok, onu da söyleyeyim. Gümrüğünüzü Avusturya Suben'de yapacaksanız önce gümrük işlemlerinizi bitiriyorsunuz. Şu orijinal T1'inizi yaptırdıktan sonra kopyaları mopyaları, daha sonra işte diğer evrakları, ATR'leri, şunları bunları, o alır zılır bak bir sürü. Bir sürü evrak var. Onları yaptırdıktan sonra zaten bir kısmını siz getirmiş oluyorsunuz. Hemen evrak yaptırdığınız spedisyon firmasının yanında Avusturya'da bir tren bileti onaylayan merkez var. Yine aynı spedisyona bağlı, anavatan istikametinde. O eski biletinizi, geldiğiniz bileti, orijinal T1'inizi, ruhsatlarınızı ve pasaportunuzu veriyorsunuz. Varsa rezervasyonunuzu belirtiyorsunuz. Belirtmeseniz de sistemden görüyor zaten. Bunları yaptırdınız. Yaptırdıktan sonra iş bitmiyor. İş tren sahasında bitiyor. Hadi gidelim tren sahasına beraber. Yolda da söyleyeceklerim var. Beraberce tren sahasına gidelim. Bu işin karışık kısmı dönüş kısmı. O yüzden gidiş kısmını çekmedim arkadaşlar. Daha önce çekilmişi var. O yüzden ne yapmıyoruz? Avrupa'ya giderken tren, ya ne yapıyorsun ki? Slovenya'da Maribor'da tren istasyonuna giriyorsun. Girişte bir tane baraka var. Onu da videonun sonunda gösteririm. Eğer gündüz olursa, elim kameraya varırsa. Bir tane baraka var. O barakada ben geldim, ne haber diyorsunuz. Bakayım diyor evraklarına. Yo, şey veriyor, evrak veriyor bir tane sana. Bunu doldur diyor. Dolduruyorsun, çıkıyor, ondan sonra yüksekliğini ölçüyor. Tamam diyor. Sana bir tane barkod veriyor. Barkodla kantara çıkıyorsun. Kantarda da bir barkod veriyor. Ondan sonra eğer gece gittiysen kapalı oluyor. Gündüzü bekliyorsun. Gündüz belli bir saatten sonra çekiyor gidiyor. Akşam 5'ten sonra geleceğim diyor. O zaman gel diyor falan, böyle tuhaf tuhaf işler. Bir yer var, oraya gidip paranı ödüyorsun. Gidiş dönüş biletini alıyorsun, o kadar yani. Sonra trenin içinde de biletini veriyorlar. Aa, şu bileti trenin içinde veriyorlar. Şimdi bu arabada uzun zamandır şöyle bir şey var. Bakınız, yol hafif sağa kıvrılıyor.
direksiyonu bırakıyorum. Araba sağa gidiyor. Bak yol sağa gitmesine rağmen. Bırakıyorum direksiyonu, sağa gidiyor. Yani şöyle göstereyim. Böyle parmak ucumla falan destekleyeyim. Bak şimdi. Bırakıyorum. Hop 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 sağa gitti. Bizim araba sağcı. Sola çekmiyor. Hiç öyle bir niyeti yok. Hep böyle kas gücüyle biz sola doğru ittiriyoruz bu arabayı. Git sola git, sola git yavrum, düz git, düz git. Bütün yol boyunca. 5000 kilometre git, gel. Hep böyle sola kaktırıyoruz. Bak yol hafif sola meyilli şu anda bak. Böyle aşağıya doğru. Normalde bırakınca sola gitmesi lazım değil mi? Bak bırakıyorum, sağa gidiyor. Bu böyle bir araba. Maşallah. Şimdi buna yorum gelebilir. Ön alıyorum. Diyorum ki öngörülü davranıyorum. Hayır arkadaşım, lastik havalarından değil. Çünkü yani şunu yapıp da bunca yıldır bu işi yapıp da lastik havalarını kontrol etmeden bu direksiyon niye sağa çekiyor kardeşim diye varyansın edecek bir adam olmadığımı herhalde anlamışsınızdır. Gir bakalım kardeşim. Gir ya. Ya selektör de yaptım sana. Evet, Vels yol ayrımına aşağı yukarı 2000 metre var. Bu arada Vels yol ayrımıyla bizim bu gümrük işlemlerini yaptırdığımız yer aşağı yukarı 58 kilometre, 60 kilometre diyelim. Ha, Suben'de gümrük yaptırmayacağım abi ben. Ben Hırvatistan'da yaptırıyorum ya da Sırbistan'da yaptırıyorum. Ne yapacağım ben? Trenle gidemiyor muyum? Gidiyorsun. Sana verilen X1 yani Avrupa Birliği serbest dolaşım belgesi var ya, yük dolaşım belgesi X1. X1 deniyor. Bu T1'in X1'i yandan yemiş. Onunla tren biletini gene Suben'den alıyorsun. Ya oraya illaki bir gireceksin arkadaşım yani. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar işte yani o tren sahasında da yapılıyor bu işlemler diye. Tamam. Tamam yapılıyor, fakat ben bu 60 kilometreyi giderken polis çevirirse söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ama ben trene gidiyorum. Bak trenle geldim. E trene gittiğinin, şu an trene gittiğinin ispatı nerede? Yok elinde. Elinde dönüş biletin yok yani. Şu yeni aldığım bilet yok. O yüzden ne yapacaksın adama? Ne diyeceksin yani? Neyse. Çekiyorsun değil mi yavrum sen? Sen de çekiyorsun. Tamam. Bu taraf, sol taraf Linz, Saint-Pölten, efendime söyleyeyim Viyana, oraya gidiyor. Normalde bizim trene gitmesek şu an sağdan Graz, Salzburg, Vels diye bir sağ taraf veriyor ya, Slovenya diyor bak. Yolda koca koca Slovenya, slow slow slow. Sağdan gidiyor. Bıraksam bu da sağa. Bak 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 gidiyor. Gördün mü? Bıraktım, Slovenya'ya gidiyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gitme Slovenya'ya. Gitme, trenle gideceğiz. Gene ben seni götüreceğim Slovenya'ya ama dağlardan, tepelerden, derelerden, nehirlerden, kuş uçmaz kervan geçmez yerlerden geçeceğiz katar katar bebeğim. Keyitim benim canım. Cicim yapma öyle şey. Bırakıyorum direksiyonu, hemen sağa gidiyor. Bu değişik bir araba oldu böyle. Buna böyle direksiyona vurunca da korna sesi çıkıyor. Bak. Bak tıt. Çok eğlenceli araba yapmış Ford. Çok eğlenceli. Bayılıyoruz. Bayılıyoruz yani. Harika. Bak sola dönüyor. Dön 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 dön. Yol da meyilli. Bırakıyorum. Hop. Sollarken zorlanıyorum. Bak. Araba sollayacağım mesela değil mi? Mesela soluna çıksam zor çıkıyor. Ama tekrar şeridime gireceğim. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Ellerimi kaldırıyorum. Giriyor tekrar yani. Allah Allah. Sadece benimkinde mi? İşte sadece benimkinde olsa ben bunu dile getirmem zaten. Neyse gençler. Biz burada Vels yol ayrımından sonra, bak Vels Otohof yazdı, gördün mü? 5 kilometre. Eni Vels Otohof 5 kilometre diyor. Bu yol ayrımından girdikten sonra o Otohof'a doğru gideceğiz. Yani ilk çıkıştan çıkmayacağız. Kamyon girmesi yasak zaten o ilk çıkışa. İkinci çıkıştan gireceğiz. Orada zaten tren sahasını herhalde daha önce göstermişimdir size. Onu da göstereceğim. Bazı şeyleri şifayen anlatıyorum. Bak bunu burada yapıyorum deyip orada çekmiyorum. Bak bunu da burada yapıyorum deyip çekmiyorum. Bu bir hata olarak görünebilir, eksik olarak görünebilir. Lakin ya hava soğuk, yağmur yağıyor, kar yağıyor. Oradan oraya giderken ben bununla çekemiyorum. Bir kış şartları yani, bu çok normal.
Bir de yani oradaki insanlar çalışıyorlar yani onlardan da izin almadan. Bak merhaba de falan gibi böyle bir şey, gerilla yöntemiyle olmaz bu çekim. O yüzden baş başa kaldığımız zaman daha önce ne yaptığımı anlatıp devamını da gösteriyorum. Şimdi zaten gerilla usulü bir kantar göstereceğim size. O kantar da trenin kantarı. Tren diyor ki o kaç kilo acaba diyor. O diyor böyle kaç okka gelir bu diyor araba diyor. Ona göre diyor şey yapacağım diyor. Trende yerini belirleyeyim falan. Gerçi yerimizi belirlemiyor. Biz nasıl olsa gidiyoruz. Rezervasyonunuz varsa mesela şu an saat burada 12.12 geçiyor. Benim 16.30'da trenim. Rezervasyonunuz varsa rahatsınız. Gidersiniz sahada beklersiniz. Saatiniz gelince trene bak herkes gidiyor sen de gidersin gidersin. Liste açıklıyorlar. Şimdi listenin içerisinde rezervasyon yaptırmış arkadaşlarımız bizim gibi var. Bir de rezervasyonsuz gidenler var. Mesela ben de çok gittim rezervasyonsuz yani. Giriyorsun sahaya. Liste açıklanmış diye hurra gidiyorsun listeye bakıyorsun adım var mı diye. Teh bu sefer bu trende yokuz diyorsun. Gene yatıyorsun bir 9 saat 10 saat. Ondan sonra bakıyorsun. Bir sonraki trende liste açıklandı diyor. Gidiyoruz bakıyoruz mesela. Hop listede ah gene yok be yatalım biraz daha falan. Böyle 2 gün 3 gün yattığımız oldu ya. Yoğun zamanlarda öyle ama şimdi genelde 1 gün yani 24 saat içerisinde bu aralar binebiliyorsun çünkü Ocak ayı. Gerçi şu arada yoğun olması lazım. Çünkü bu Dozola tarihi geçenler var, yazanlar var, çizenler var. Bir sürü iş. Avusturya da biliyor yani neyin ne olduğunu. Şu treni bir kaldırsa, bir de şu Dozola'ları böyle yıllık yapsın ya Sırp gibi. Bak ÖBB terminal yazdı. Ah gösteremedim size. Önceden işaret etseydim. Neyse videoyu geri alır görürsünüz orada. ÖBB terminal yazıyor. Biz oraya doğru döneceğiz. Ve ÖBB terminale gireceğiz. Rola diyebilirsin, ÖBB diyebilirsin, tren diyebilirsin. İşte bunun böyle türlü türlü şeyleri var, isimleri var. Fuchs Transporte. Birazdan senden ayrılacağım Fuchs. Bu ara çok heveslendim şu tankerlere ya. Vallahi bir şeyim var yani böyle bir tankerci olasım var. Dur bakalım. Yani gerçekten çok şey gelmeye başladı. Gözüme hoş gelmeye başladı. Bir de onu dene ya falan diyor içimden bir ses. Bazen hani bütün gemileri yakarsın ya. Hani o hikayeyi biliyorsun değil mi? Geri dönüş olmasın diye. Böyle bazı dönemlerde böyle bir yazdığım romanı yırtıp beyaz bir sayfayla tekrar başlama iştahı duyuyorum. Bak istek değil, iştah. O yüzden sürprizlere açık olun arkadaşlar. Kendi hayatınızda da benle olan şu hayatımızın kesiştiği videolar noktasında da. Evet. Yolu aklınızda tutabiliyorsunuz değil mi? Hani buralara gelecek olanlar varsa. Çünkü son zamanlarda yani bu bir nasip meselesi. Gerçekten son zamanlarda kimle karşılaştıysam ama kimle karşılaştıysam abi Allah razı olsun. Yani bak seni izledim. Çok şey öğrendim. Sayende de tırcı oldum. Bak yurt dışına çıkıyorum. Bu servisi ilk servisim, bu servis ikinci servisim. Bu ara Romanya'ya gidiyorum. Bundan sonra işte şuraya gidiyorum falan filan bir sürü. Ya inanılır gibi değil. Muhteşem arkadaşlarla muhteşem dostlarla karşılaşıyorum ve bu övgü dolu sözleri hiç hak etmesem de bana şey yapıyorlar, söylüyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ne oldu? Niye durduk? Yanlış gelmiş. Ha, al içeri, içeriden çıkart bir zahmet. Heh. Adam yanlış gelmiş. Bir zahmet aç o bariyeri. Ne olacak yani? Bariyeri açsan. Bakayım burası pasaport istiyor muydu? Şey yapalım. Tren biletimiz. Şunu da alalım. Nereye gittin lan?
Ha, kontrol ediyor. Gıcık, bir kere almadıydı bu benim treni. Dur şu şeyi, mikrofonu azıcık aşağıya alayım. Tam bir gıcık. Ama dorsem yamuktu yani, o da haklı. Almamakla. Merhaba. Ruhsat istiyor musun? Aa, onları da istemiyorsun. Okey, tamam. Her gün bir şey değişiyor. Sadece bilet. Teşekkür. Yani burada da bitmedi işimiz. Ofis dedi. Şu var mı, bu var mı? Tamam, hepsi tamam. Hepsi tamam. Bir de burada şey yapıyoruz şimdi. Buraya giriyoruz, park ediyoruz. Selamünaleyküm. Burada selam veriyoruz. Selam vermeden geçme kimseye. Bak, selam önemli bir şey. Evet. Döneyim. Geleyim buraya. Bizim şey de burada. Neydi? Orkun. Bunlar da elimde kaldı. Barsan'ın yanına girelim. Barsan ne kadar bağırırsın deyip şeyi kapatıyor değil mi? Videoyu kapatıyor. Hoppa. Hadi bakalım. Olmadı. Sevmedim. Evet. Şimdi ofise gitmemiz lazım. Tanıştırayım sizi arkadaşla da. Dur bekle. Haydi inelim aşağıya. Ya o, her şeyi de tutamıyorum ki. Gel. Seni şuraya alalım. Evet, hadi gidiyorum. Sadece verdikleri evrakları istiyormuş. Öyle dedi arkadaş. Seni tanıştıracağım dedim. Tanıştıracağım seni. Kimle tanıştıracağım? Bu kadar insan var, birisiyle tanışman lazım artık. Yalnızlık Allah'a mahsus, olmaz böyle. Onun için sevmem, onu çekmiyorum. Ben ünlü olmayı sevmem. Ünlüyüm ben diyorum adama. Çok zevkli diyorum, çok keyifli diyorum. Ben sevmem ünlü olmayı diyor. Beraber bir videomuz olmasın mı? Olsunlar, beni çekme. Vallahi ben Barsan öyle şeylere karşıyım. Aa, yemişim Barsan'ı öyle. Şey dedim, varsan ne kadar bağırabilirsin dedim. Canlı böyle saçma. Canlı olur mu ya? Ama beni sil orada. Sileyim mi oradan? Benim ünlülerim başka türlü. Ya nasıl yani? Ben öyle ünlü değil, ben başka yere ünlüyüm. Oğlum acayip konuşuyor, canımı sıkıyor benim. Bir gidelim. Ünlüyüm ben. Ünlüyüm lan ben. Ben ısmarlayacağım sana kahve. İyi, hadi gel. Hadi kahve içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim yolun karşısında. Ne badireler atlatacağız, ne kadar Survivor yaşayacağız şimdi bak neden. Aç mısın? Yok, değilim ya. Ciddi. Vallahi değilim, aç değilim, sağ ol. Bu adam bir şeyler karıştırıyor ama dur bakalım yani. Ben ünlüyüm ben. Ünlüyüm ben. Verdikleri evrak şöyle bir şey. Burada diyor işte Wells Maribor diyor. Ondan sonra tur kontrol listesi diyor. Onu geç. Sonra bir de biletimiz var. Bir de ne vardı? Bir şey daha vardı sanki. Yeni tren bile. Bir de bu. Doldurdun mu onu? Ha, doldurmasan oraya atıyor zaten ne ya. Doldursan ne olur? Bu da böyle kirli alü 620. Neyi dolduracağım ya? Neyi dolduracağım? Doldurduk ya zaten biz. Zaten almıyor ki zaten be. Oraya atıyor. Ha, iyi bari, tamam. Sen nerede ünlüsün bakayım, söyle bana. Ben mi? Çok değişik ellerdeyim. Nerede? Ne kadar değişik? Yok, gel gel yaklaşma. Ben Barsan'da ünlüyüm. Ben 6 yıl sonra sandım bile. Dedi Cihan Velhas mı?
Orkun değil miydi senin adın? Orkun, tamam. Tarsuslu. Mersin Tarsuslu mu? Oğlum ne? Bir şey söyleyeyim, ne meze var sizde be? Valla çok seviyorum ben sizin mezelerini. Gittim biliyor musun? 3-4 ay önce oradaydım ben. Memleketindeydim diyorum. Tabii tabii. Antakya'ya gittim. Selam söyledim. Memleketinde gibi mi? Ya Tarsus olsun ya. Olabilir de Antakya'nın memleketinde ama severim. 81 ile ayrı ayrı. Ulan yan yanalar, göt göteler orada. He? 9 saat var. Ne 9 saat var? 6,5 saat var herhalde. Buradan 6,5. Nerede? Antakya ile şey arasında. Allah'ın sağ. Bunlar şey, Gürcistan üzeri gidiyor herhalde. Öyle geçen çocuğumun tersine de böyle değil. Ama dindin. Dur bir dakika, şimdi şurayı gösterelim. Bak Survivor yaşayacağız. Burada ne yaya geçidi var, ne üst geçit var. Avusturya hükümeti böyle hizmet yapmış sözde. Ezilelim mi Orkun? Ezilelim abi, ölümüne gidelim. Ama burada durmak yok, yola devam. Evet. Evet. Görüyorsun. Hayır. Ne bağırıyorsun? O suluk hiç mi geçen Türk gördün? Dur la bağırma. Kıpırıyor. Sizlik yapmayın. Ağzınızda biber suyu ver. Evet. İnşallah bizi bu treni alırlar ya. Seni alırlar da ben inşallah. Beni alacaklar. Ben 16.30'um zaten de seni bilmem. Bu arada ya bu ne? Gitme. Ünlüsün sen. Ünlüyüm ben. Gideceğim bağıracağım. Diyeceğim ki Orkun bilmiyorsa ben de bilmiyorum. O zaman ne diyecekler bana? Sen de bilme o zaman. Bir şey diyecektim de diyemem. Kim şey yapar burada yalama kaymakamını. Abi bilmiyorum. Yalamayı da koca Türkiye'den. Ya bütün tırcılar Türk ya. Bir tane şurada Sırp olsun, Hırvat olsun ya. Var da onlar gelince cap diye biniyorlar. Ne yapıyor? Cap diye biniyorlar. Hemen gelince binerim. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim diyor ya. Bunları nereye de onaylatacağız? Buluruz şimdi ya. Koskoca ressamın bacak arabaya. Hayatımda bu kadar yürümedim. Ne yapmadın? Hayatımda bu kadar yürümedim. Sen hayatın çok kısa geçmiş olmalı. Lan burayı da bıraktığım gibi hiç yerden kumdamam. Kimisi var burada dinlenme odasından çıkmaz bak mesela. Buraya gelir hep burada takılır. He onlar. Bizimkiler gelmez, bunlar dorseci. Evet. Trucker'sı. Sanırsın burada ne var anasını satayım. Trucker Center diyor. Ne? İnternet var, duş var, tuvalet var. Ne istiyorsun? Duş var, tuvalet var. Tamam onu biliyorum. Kahve var. Tamam, ama ya Trucker şey. Center deyince insanın aklına bir zara mara bir şey var yani içinde. Sanki alışveriş yapabileceğim bir yer arıyorum yani. Küfür etme. Küfür etme. Küfür yok. Küfür yok, dalılır. Arkadaşlar bak burada mavi kapıdan değil yeşil kapıdan giriyorsunuz. Oğlum, beni buradan alın ya. Beni buradan alın ya. Hadi içeride. Sessiz. Kamerayı indir. Evet. Burada da neresi? Şurası galiba. Geldiğiniz yer işte. Evet. Buraya şöyle bırakacağız evrakları. O alacak şimdi. Hello. Evet, durun mu? Lazım olur mu yok hemen? Neyi lazım olur mu? Ne yapacağım ben onu ya? Tamirci. Bakayım. QC Rifle Service. Değişik işler. Neyse onaylayalım gidelim. Hadi buradan gel. Üşümeyelim. Mavi kapıdan girebiliyorsun. Matrix oğlum burası. Bir oraya bir buraya işte. Estağfurullah. Olur mu? Hadi gel bir daha gir. Hadi bir daha gir. Sağ sol aşağıdan. Labirent ya. Vallahi labirent. Truck Center diye biz küçümsüyoruz yani. Olacak şimdi. Oturmak 15 dakika. Kahve sağda, duş tuvalet burada. 3 tane duş vardı, sonra ne oldu? Hala devam ediyor mu 3 tane? Yoksa kırdık mı ikisini? Kırdık mı? Ben o zaman bir ara bir tane de. Bir ara ikisi şeydi, bozuktu da onun için. Girip tuvalete çekim yapıyormuşuz. Allah. Bak merak ettim, sen öyle dedin bir bak. Değil mi? Ya gel buraya gel.
Selamünaleyküm. Adam cıvıldak çıktı. Ya öyle olur işte. Selamünaleyküm. Bak. Hangi kahveden? Abi ben alayım. Tamam abi. Dur ben vereyim sana parasını sana. Ben ısmarlayacağım ya. Tamam. Sen yemek ısmarlayacaksın. Bana şey at. Ne açayım? Şu var zaten. Şeker? Yok şeker olmaz. Evet. Bu kızın kahvelerini seviyorum. Bu kız güzel kahve yapıyor. Evet o kıza ben de hastayım. Onu ben o kıza değil kızın kahvesine hastayım ben. Ben direkt kendisine hastayım abi. Buna böyle şeyim olsun bir düğün borcum olsun. Kıvıdır abi. Sen onları kes abi. 10 saat 18'e giriyor sen onları kes. Keseceğim. Kes valla abi. Tersi de kapıçın öyle büyüdüm ben abi. Kaç para şu kahve? 50 cent. He? 1 euro mu? ona da mı zam geldi? O zaman da 1 euro abi. 50 cent bir şeyler yazıyor ya. 50 cent atabilirsin diyor. Haa anladım. Ayrıca farkı otomattan kahve içmeler. Evet. Biz hep 3,5 veriyoruz kahveyi. Niye 3,5 veriyoruz? Yani, her şeyden marketten içiyoruz. Marketten. Evet genç kardeşim, Orkun'un ısmarladığı kahveyi içtikten sonra arabama geri döndüm ve dedim ki madem Vels'teyim o halde neden duş almıyorum? Çünkü buradan trene bineceğim, trenden indikten sonra Slovenya'yı zaten 50 km Lapsi'ye geçeceğiz. Hırvat'ta nerede duş alacağım? Var bir iki yer güzel ama orada durmak istemiyorum. Taco varken yapıştır Sırbistan'a şeklinde devam edeceğimiz için orada da yatacağız. Yani anlayacağınız işte bu şey yapalım, aradan çıkartalım dedik. O yüzden böyle bir Allah beni pulla beni havasındayız arkadaşlar. Şimdi sizin niçin açtım kaydı onu da söyleyeyim. Trene binmeden önce yanınıza almanız gereken birkaç şey olabilir. Çünkü malum minimum 7-8 saatlik bir yolculuk. 6 saat bile olsa orada 6 saat boyunca uyuyamıyorsunuz. Trene bindikten sonra inene kadar toplam geçen saat ya 8.30-9 oluyor ya 10.30-11 oluyor. Yani o süre içerisinde karnınız acıkabilir. Trende bir şeyler satıyorlar ama azıcık pahalı. Yani bir de aman aman bir şey yok. Konserveyi açıyor gözünün önünde, tabağa döküyor. Biraz mikrodalgada ısıtıp veriyor. Öyle bir, hani bir özen bir durum yok. O yüzden ne yapacaksınız? Yanınıza bir şeyler alın. Yani öyle aman aman da bir şey almanıza gerek yok. Biraz atıştırmalık bir şeyler alın. Böyle ben bir poşet ayarladım kendime. İçinde işte tuzlu kurabiyesinden aşuresine aldım. Hazır aşurelar var. Güzel balık kraker, malık kraker öyle şeyler aldım kendime. Biraz tuzlu tatlı dengesini koruyacak şeyler. Onun yanında böyle yanınıza peçete alın. Trende bol miktarda var ama oldu ya olmayacağı tutar. Ya da gecenin bir vakti burnunuz aktı. Gidip de lavabodan peçete mi alacaksınız? Bir tane böyle bol öpücüklü poşet alın yanınıza. Ki içini doldurabilirsiniz. Önemli olanlardan bir tanesi yastık. Yastık alın. Bazı arkadaşlar yorgan götürüyor. Bazıları battaniye götürüyor. Bazısı da hiçbir şey götürmüyor. Zaten sıcak oluyor diyor ama uyuyanın üstüne kar yağar. Unutmayın yanınıza muhakkak bir battaniyenizi alın, içecek bir şeyler alın, su alın, ne bileyim millet orada takılırken yahu tüh ya ben de keşke alsaydım deyip şey yapmayın, sevdiğiniz meşrubatlar, enerjiler, şunlar bunlar ya da başka bir zıkkım içiyorsanız yanınıza alın, orada tüketmek için yeterli vaktiniz olacak. Namaz kılıyorsanız pek namaz kılacak yer yok orada ama yanınıza bir hani dışarıda kullandığınız seccadeniz varsa onu da alabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Evet, ben yanıma böyle şeyi alacağım. Çocukluğumun battaniyesi. Kış şartlarında leoparlı battaniyem olmazsa uyuyamıyorum kardeşim. Trende bazıları da pek uyumuyor. Ben de öyle. Yani genelde pek uyumam trende. O sesle uyuyamıyorum. Geçen bir uyuyayım dedim gelirken rüyalar görmüşüm aman yarabbi neler neler tumpudu 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 tuhaf tuhaf sesler çıkartıyordu. Ha, uyuyamıyorum ben yani mümkün değil. Saat şu anda Türkiye saati 5.40 buranın saati 3.40.
4'ü 20 geçe liste asacaklar. 4.30'da bizi trene almaya başlayacaklar. Biz de çufçufa beraberce bineceğiz sizinle. Benim için 2 saat sonra, sizin için hemen şimdi. Vakit geldi. Tren için kapılar açıldı. Evet, şöyle biraz kolları sıvayalım değil mi? Yarım sıvayalım yani. Çok güçlü bir adam olsam tam sıvarım da. Ay ay. Hah, şöyle ışıklarımızı da açalım. Hadi bakalım, çıkan çıksın. Problem değil, burada acele etmenin anlamı yok. Burada nasıl olsa hepimiz aynı trene gidiyoruz. Hepimiz aynı yolun yolcusu değil miyiz arkadaşlar? VIP'ci yürüsün. Hadi yürü VIP'ci. Baysallar mı? Seyyah mı? Sen de yürü. Herhalde 20-25 arası. Yani ortalama 22 falan alıyor trenlerde. 25 araba diyelim biz ona. Alıyor, götürüyor. Şimdi şöyle oluyor. Nasıl olsa bu treni boydan boya kat edeceğiz. Şimdi diyelim ki ben ortadan bindim. Ortaya kadar gideceğim. İnmek için de sonuna kadar gideceğim. O yüzden en son binsem de fark etmiyor. Çok böyle sakin olmak lazım yani. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Tatlış tatlış yürüyelim bakalım. Daha önce ben size buraları gösterdim. Ama bu sefer biraz daha prosedürünü de en azından şey yapmış olalım. İşlemiş olalım diye. Az bir şey detaylı çekelim istedim. Hava müsait. Pilotlar gibi oldu değil mi? Hava müsait. İniş için elverişli. Biz de böyle ufaktan ufaktan geçeceğiz. Burada soldaki arkadaşımız gene plaka kontrolü yapıyor. Tamam mı? Haydi çav çav. Çav çav da bana Bulgaristan'ın mirasıdır. Sola dönecü. Yani burası saçma sapan tasarlanmış. Yani yolun niye karşısındayız biz? Bu park niye karşısında? Yani tren o tarafta. Tren rayları o tarafta. Konteynerler, işte tankerler. Bak gene tankerler. Ondan sonra ıvır zıvır her taraf hep o tarafta. Ama bize gelince biz bu taraftayız. İlla bir yol gideceğiz. Sol serbest, sağ da serbest. Çıkabiliriz. Aa, arkama bir varsancı gelmiş. Gene son binemedik ya. Hadi gidelim, gidelim. Mesele binip... Ay şunu da söyleyeyim, arzu ederseniz yanınıza pasaportunuzu, cüzdanınızı falan da alın ki bu da hani garanti olsun, cebimde olsun derseniz. Oo, pardon ya, birazcık hakkını gasp etmiş gibi olduk. Arkadaş fark etmedim döneceğini. Hadi bakalım, buradan dönüyoruz. Yıkmadan, dağıtmadan. Evet. Karışık gibi görünse de gideceğiniz yeri biliyorsunuz işte. Oradaydık, buraya gelmeye çalışıyoruz. Yolda götürüyor zaten sizi. Bir de burada birazcık bekleriz yani. Hemen lap diye almıyorlar. Yani tek tek alındığı için. Trene binişler. Azıcık burada da vakit geçiriyor gibiyiz.
ÖBB Terminal Ökombi Adria Ökombi Rola. 1000 tane adı var. Henüz binen var mı bakalım. İlk baysallar dönüyor. İlk virajı alıyor. İleride onu siz göremezsiniz şimdi yani. İnsan gözü görüyor. Ama o görülmüyor. Kameradan seçilmiyor. Normalde takografta totaliniz ne zaman başlattıysanız, işte misal ben bugün 12'de başlattım. Gece 1'e kadar, değil mi, şeyim var, hakkım var. Gece 1'e kadar istediğim gibi oynarım. Ama bazı arkadaşlar diyorlar ki yani 4,5 saatten fazla yatırmamak lazım arabayı. Eğer hareket edeceksen o total içerisinde, sonuna kadar kullanacaksan. Çünkü öbür türlü işte polis gördüğü zaman ya sen yatmışsın artık yani 4,5 saatten sonra niye hareket ettin gibi böyle zırvalayabiliyor. O yüzden ben mesela 3 saat 57 dakika, 3 saat 55 dakika gibiydi. Arabayı bir çalıştırdım, ileri geri oynattırdım. Yani o tako bozmak deniyor ona. İşte bunlar da bize genel olarak bazı ülkelerin yaptırımları yani. Yoksa ben 10'da başladıysam 11'de bitiririm, uzatırsam gece 1. 12'de başlarsam gece 1'de bitiririm, uzatırsam gece 3. Böyle böyle işler. Bir ara bir radyo vardı Power'ın grubunda. More music, less talk diyordu. Çok müzik, az konuşma. Biz de öyle yapalım. Hadi şimdi trene binelim.
da arabanın arkasında yine kaldıracağız. Önünü de burada bir tuş var. Onunla kaldıracağız. Bakalım. Binerken bir sorun olmamıştı gelirken. Giderken de bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Önünü de kaldırdık, arkasını da kaldırdık. Böyle kaplumbağa gibi gidiyoruz. Arabanın önünü indirebilirim. Arkasını da indirebilirim. Tamam. Gideceğiz mi de abi? Thank you.
Evet. Evet. 2 numaralı çizgi. Şimdi buna gideceğiz mi daha? Oraya değil mi? İndireyim aşağıya. İndireyim mi? Okey. Okey. Tamam, arkayı indirdik. Şey, daha doğrusu çekeri indirdik. Arkayı da indireceğiz. Mikrofon nereye gitti? Oh. Evet, trene bindik. Çok şükür, çok şükür. Şimdi hazırladığımız nevaleleri, şeyleri, ne onun adı? Yastığımızı, yorganımızı, montumuzu, anahtar, telefon, cüzdan, sigara dörtlüsünü, mahşerin dört atlısı. Ondan sonra alalım, gidelim, trene gidelim, yatalım ya. Ben pek uyuyamıyorum ama. Evet, trenden iniyorum artık, yeter bu kadar ya. Binerken göstermedim. Sen gördün işte, daha önce izlettim sana. Böyle odalar. Ben genelde son katta yatıyorum böyle. Üçüncü kat benim oluyor. Aşağıya da biraz zor iniyorum ama iniyorum. Evet. Şimdi bir de arabayı bulacağız. Ay. Araba. Vallahi göremiyorum ha. Bir bakalım. Bay bay Rolo Experts. Şöyle bir göreyim. Bakalım orada mı? Orada yok. Demek ki bizim araba bu tarafta. Aa, gördüm. Gördüm. Rayları açmamız gerekecek ama. Dikkat. Araba orada. Şuradan geçeyim. Ya arkadaş, sabah sabah. Bu arada asmiri yapalım. Kar asmiri. Arkadaşlar çalışmaya başladı bile. Takozları al. Arabayı çalıştır. Arabayı ısıt. Ya çok iş bu tren ya. Beni bu trene gönderen arkadaşlara ismen zikretmeyeceğim ama en derin saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Yani bir evrak bulmak bu kadar zor olmamalıydı. Gel. Nerede? Uzaklar, yakınlar. Varsan ARC işte burada. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yavrum yatıyor burada bak. Evet, genç kardeşim. Kırmızı dorsemle beraber. Evet arkadaşlar, binelim, çalıştıralım, takozlarımızı alalım, ondan sonra devam. Bakalım. Arkadakiler bu huzursuz lambadan çıkalım. Hayır, hayır.
hafife falan alayım ben. Yüküm hafif. 3 ton kadar. Lazım değil gibi ama riske girmek istemiyorum. Çünkü belli bir seviyenin altında. Ve basto çalıştırmıyor bu araç. Yani şuradan bir mazota girelim. Tren işinde böylelikle bir kere daha geçmiş olsun artık seneye. Dediğim gibi bu son videoydu arkadaşlar. Buraları aklınızda tutun. Burada küçük bir benzinlik var. Solda da bir kafe var. Araç yıkama falan. Öyle olunca rahat gelirsiniz buraya. Kirlenmiş araç ya. Hangi dağlardan, hangi tepelerden getirdin bizi buraya? Oh, aracın içi biraz kırıldı. Şunu birazcık kapatayım. Kaloriferi de boş boşuna dışarıdan soğuk hava almayalım. İnşallah sen orada keyfin yerindedir. Cam suyu sıka sıka bir hal oldu. Sol depoyu alırken burada sadece sağ depoya birazcık alacağım için şöyle en sola yanaşayım ki ihtiyacı olan arkadaşlar şey yapsınlar, ne onun adı, diğer depolardan, diğer pompalardan faydalansınlar. Ay, orada mısın bebeğim? Bütün ışıkları yakayım. Burada mısın? Burada mısın? Aa, mikrofon da kullanmıyorum. İnşallah sesim güzel geliyordu. Sıkıntı yok. Gençler, böyle bir tren videosu oldu bu. Burada bitireyim ya. Burada bitireyim. Hatta şöyle önünüze geçeyim. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz biliyorsunuz, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Katıl butonu aktif. Süper teşekkür aktif. Ben size süper teşekkürler ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.